Arkadaşlar, bugün Android Studio'da sizlerle Drawable View nasıl yapılır, buna değineceğiz. Öncelikle projemizi derledik. Gördüğünüz şekilde bir yazı ekranı sunuyor Drawable View. Renk değiştir ve bastığımız zaman rastgele bir renk belirliyor. Geriye bastığımız zaman tek tek siliyor bu şekilde. Artıya bastığımız zaman çizdiğimiz çizgimizi kalınlaştırıyor. Eksiye bastığımız zaman çizgimizi inceltiyor. Bu şekilde bir drawable view nasıl yapılır? Buna değineceğiz. Öncelikle Android projesini derledik. Boş bir proje. Öncelikle arkadaşlar kitap kütüphanesine bakalım. Bir drawable view. Evet, burada daha fazla açıklama için burayı inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde bir yazı ekranı oluşturuyoruz. Öncelikle tabii ki kütüphanemizi Android projemizde build gradle dosyasına yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bu şekilde verilmiş. Biz burayı 0.6.0 şeklinde yazdık. Burada yazıldı. Eğer burada yazıldığı gibi direkt kopyalarsanız hata veriyor. Biz burayı 0.6.0 şeklinde versiyon kodunu yazdık ve projemize dahil ettik. Daha sonra sayfamıza bakacak olursak, Activate Main sayfasına. Öncelikle projemizde gördüğünüz gibi 4 tane buton belirledik. Bir artan, bir azalan, bir renk değiştiren, bir de geri butonu belirledik. Bakalım kodlarımıza bir linear layout altında. Öncelikle bir linear layout. Burada horizontal verebiliriz, vermemişiz orientation'ına. Orientation horizontal, yan yana olmasını istiyoruz. Baktığımız zaman bir artıran, bir buton, bir negatif eksi buton, daha sonra bir renk değiştir butonu ve geri butonu, 4 tane buton belirledik ve onların altına bir drawable view belirledik arkadaşlar, bu alana, gördüğünüz alana. Evet, XML kodlarımız bu şekilde. Java kodlarımıza bakacak olursak arkadaşlar, öncelikle arkadaşlar bir drawable view tanımladık. Daha sonra drawable view config tanımladık, global değişken. Bakıyoruz. Daha sonra bir metot tanımladık. Metoda yaptırıyoruz. Drawable view'i biz XML dosyasıyla bağlantı kurduk. Daha sonra 4 tane butonumuz vardı. Buton incelt, buton kalın, buton renk değiştir ve buton geri şeklinde. Yine bunların da XML'lerle bağlantısını kurduk. Daha sonra bir drawable view config. Burada arkadaşlar ilk açıldığında projeniz varsayılan değerler, default değerler olarak bunları giriyoruz biz. İlk açıldığı zaman rengi siyah belirledik. Daha sonra baktığımız zaman kalınlığını belirledik biz burada. Daha sonra zoom yapabiliyoruz. Büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buradaki yazıyı şu şekilde gördüğünüz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Buradan zoomlarını belirledik. Daha sonra arkadaşlar gördüyseniz normalde biz maksimum dedik ama şöyle küçültelim. Gördüyseniz şurada bir boş ekran var. Buraya yazı yazamıyoruz. Evet, burada canvas'ın boyutunu ve enini buradan veriyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz cihazın boyutunu çekip buraya yapıştırabilirsiniz. Dolayısıyla tam ekran vermiş olursunuz. Daha sonra baktığımız zaman buton kalına tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz şekilde biz var olan default değerin üzerine 10 ekliyoruz. Siz daha hassas olması için buraya 1-2 değerini verebilirsiniz. Aynı şekilde butonu incelte tıkladığımız zaman bu sefer default değerini var olan değeri biz gördüyseniz config get stroke width ile getiriyoruz. Değeri üzerine -10 ekliyoruz. Bu şekilde inceltiyoruz. Siz daha hassas olması için daha küçük değerler verebilirsiniz. Buton renk değiştire bakacak olursak bir random değer belirliyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz şekilde bir color elementi geliyor.
Burada random, rastgele renk belirliyor. Siz kullanıcıya bir color picker göstererek kullanıcıdan rengini alabilirsiniz. Daha sonra buton geriye bastığımız zaman gördüğünüz şekilde drawable undo metoduyla son yapılan işlemi geri alabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tekrar projemizi baştan derliyoruz. En baş şekliyle bir daha gösterelim. Evet arkadaşlar, projemiz tekrar baştan derlendi. Çizecek olursak gördüğünüz gibi ilk başta verdiğimiz default değerlere göre ekranı çiziyor. Siyah vermiştik, kalınlığını vermiştik. Renk değiştire bastığımız zaman gördüğünüz şekilde random bir değer belirliyor. Evet arkadaşlar, kütüphaneyi istediğiniz şekilde projelerinize dahil edebilirsiniz. Bu kadar basit. İyi çalışmalar dileriz arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve gerekli kodları şu şekilde yine bir GitHub sayfasına kopyaladım. Burada adım adım tekrar yazdık arkadaşlar. 3 adımda burada versiyon koduyla yazdık. Biraz önce gördüğünüz gibi buradan gerekli kodları alıp projenize dahil edebilirsiniz arkadaşlar.